Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı THT Geometri Soru Kitabı'nda doğrunun analitiği konusundaki 9. testin çözümünü yapacağız. Testimiz pekiştiriyorum testi çözümlere başlayalım. Şekildeki dik koordinat düzlemi üzerinde D1 ve D2 doğruları verilmiş boyalı bölgelerin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Öncelikle x yerine 0 yazsak y'si 2y alttan y'sini 3 buluruz. Y'sini 3 diye göstereyim. Sonra y yerine 0 yazsak x de 2 oldu. Evet x de 2 diye göstereyim. Sonra burada x yerine 0 yazsak y'si 1 oldu. y'sini 1 diye göstereyim. y yerine 0 yazsak x'i de 4 oldu. 4 diye göstereyim. E, ee, hocam ne yapacağız? Normal geometriden yola çıkarsak şuradaki oranlamaları bulurken zorlanabiliriz. O yüzden ben buradaki kesim noktasındaki x virgül y'yi bulayım. x virgül y'yi bulursam eğer kesim noktasındaki x virgül y'yi üçgenin alanında bulabilirim. Çünkü burası apsisimiz x olduğundan dolayı burası x. Ordinatımız da y olduğundan dolayı burası da y. Hocam şu üçgenin alanı belli. Tabanımız kaç? 2. 2 çarpı x bölü 2. Şu üçgenin alanı da belli olur. Tabanı 2 olduğu için 2 çarpı y bölü 2. Yani x'i ve y'yi ortak çözüm yapıp ayrı ayrı bulacağız arkadaşlar. Ama burada bazen bak şu çakallığı da yapabilirler. Bu alanı yaz bakayım. Hocam bu alan 2 çarpı x bölü 2'den x'e eşit. Bu alanda 2 çarpı y bölü 2'den y'ye eşit. Taralı alanlar toplamı x artı y soruluyor bize. Bazen denklemde x artı y direkt çıkabilir. Mesela taraf tarafa topladın. X artıya geliyor mu? Gelmiyor. Ya da taraf tarafa çıkarmayla X artıya geliyor mu? Gelmiyor. Bazen olayı bu şekilde de kolaylaştırabiliyorlar. Aklında bulunsun. ben burada mecburum X'i ve Y'yi ayrı ayrı bulmaya. Yani şunu 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsam. 2 ile çarptığım zaman 6 X eksi 4 Y eşittir. 12 Sonra X artı 4 Y eşittir. 4 yaptı. Taraf tarafa toplarsam 5 X eşittir. 8 yaptı. X8. 5x. İşlem hatası yaptım burada? Eksi 5x. Evet eksi 5x eksi 8 e eşit. X'i 8 bölü 5 bulduk. Bir denklemde x yerine 8 bölü 5 yaz. Mesela burada 8 bölü 5 artı 4 y eşittir 4 ya. Buradan öbür tarafa atınca 4 y eşittir. 4 eksi 8 bölü 5'ten 12 bölü 5 yaptı. 12 bölü 5 yaptı. Y'yi de böylelikle kaç bulduk? 3 bölü 5 olarak bulduk arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? Bu alan x x artı y isteniliyor bizden x dediğimiz 8 bölü 5 artı y dediğimiz 3 bölü 5 topladığımız anda 11 bölü 5 yapar. Yani birinci soru böylelikle balıkesir kesir çıktı. Geldik ikinci soruya C köşesinin koordinatları nedir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle 9 6 verilmiş 9 6'yı kullanalım şöyle eksenler olanları. Hocam bak zaten burası 4 birim e tamamı bunun 9 olduğundan dolayı apsisi buraya kaç kaldı 5 burası kaç 6. C köşesinin ordinatı soruluyor bize. C köşesinin ordinatı soruluyorsa hop şuradaki uzunluk soruluyor yani bize. Hemen göstereyim. Şuradaki uzunluk soruluyor arkadaşlar bize. E alfa beta'ya da alacağız. Yapacak başka bir şey yok. Dalalım alfa beta'ya. Hocam alfa beta alfa beta alfa beta. Dikkat et şu üçgenle şu üçgen benzer hatta eş. Çünkü şu kenarlar eşit olduğundan. Betanın karşısı 6 ise betanın karşısı 6'dır. Alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı 5 diye yazabiliriz. C köşesinin ordinatı isteniyor. Burayı bulmam lazım. Burayı bulmak için de şuraya bir A diyeyim. Şuradaki üçgenle de şuradaki üçgen benzer. Alfanın karşısı A'nın alfanın karşısı 5'e oranı. Beta'nın karşısı 4'ün beta'nın karşısı 6'ya oranı. E, A'yı buradan ne buluruz? Şu sadeleştirsek 2, 3, 10 bölü 3 buluruz. 10 bölü 3. E da 10 bölü 3 çıktıysa eğer bizden C köşesinin ordinatı isteniyor. 6 artı 10 bölü 3'ten 28 bölü 3 buluruz cevabı. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Akçay çıktı ikinci soruda. Geldik 3'e. Şekilde ABCD karesi verilmiş. A noktasını 2'ye 0, 0'a 2 vermiş. 2. burası da 1 verilmiş. Bizden bu doğrunun denklemi soruluyor arkadaşlar. C köşesini bulursam olay bitti. E ne yaparım? Şuradan bir dik çizecek olursam, alfa dalacak olursam bu üçgenler benzer. Hatta şunlar eşit olduğundan bu üçgenler ne oldu arkadaşım? Eş üçgenler oldu. Madem burada alfanın karşısı 1 burada da alfanın karşısı 1'dir. Betanın karşısı burada 2 ise betanın karşısı burada da 2'dir. Şimdi bu doğrunun denklemi isteniyor. Bir doğru denklemi yazmak istiyorsak kendimize iki soru sorduk. Bir eğim 2 nokta. Hocam eğimini bulabilir miyim? Evet A noktası belli. 0'a 2 noktası. B noktası belli. 3'e 1 noktası. Eğim belli. Eğim nereden belli? Eğim şuradan belli. Y'ler farkı. Eğim dediğimiz 1 eksi 2 bölü 3 eksi 0. Yani buradan eksi 1 bölü 3 yaptı. Eğim belli. Nokta belli mi? Belli. İster bu noktayı seç ister bu noktayı seç. O zaman m çarpı yani eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi noktadaki x 0 eşittir y eksi noktadaki y 2. Eksi 1 ile burayı çarpıyorum. Eksi x eşittir 3 ile de karşı tarafı 3 y eksi 6 yaptı. Buradan denklemi düzenleyecek olursak 6 bu tarafa x de öbür tarafa gelince x artı 3 y eşittir 6 yapar denklemimiz. Üçüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 4'e koordinat düzleminde doğrular verilmiş. Boyalı bölgenin alanı isteniyor. Evet x eşittir 6 doğrusuysa burası 90 derece değil mi? Evet burası apsisi 6 mı yaptı? Evet. Şimdi şuradaki noktanın da apsisi 6. X yerine 6 koyarsam o zaman 6 bölü 2'den y'yi kaç buluruz? 3 buluruz. Y'si 3. Y'si 3 yani şuradaki uzunluk 3. Karışmasın şunu sileyim. Sonra öbürüne bakalım. Hocam öbüründe de şuradaki noktaya bakıyoruz. Bak dikkat et. Şuradaki nokta apsisi var yine 6. Apsisi 26 koyarsam y'si de 24 mi yaptı? Evet. Y'si 24 yaptı. 24'ten 3 çıkınca buraya kaç kaldı o zaman? 21 kaldı. Evet şurayı bir 21 diye göstereyim. Hocam üçgenin alanı belli mi? Belli. Taban belli. Yükseklik belli. Taban 21. Yükseklik 6. Alan da o zaman 21 çarpı 6 bölü 2. Şunlar sadece şimdi 3. 3 ile 21'in çarpımı yani 63 yapar. Cevap böylelikle 4. soruda Edremit yaptı. Geldik 5. soruya. ABC'de dikdörtgeni dik, dik koordinat düzlemin birinci ve ikinci bölgesine aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Orijinden ve K noktasından geçen doğrunun denklemi Y eşittir 2x olarak verilmiş. Arkadaşlar şuradan ve K'dan geçen doğru Y eşittir 2x olarak verilmiş. Yani bu Y eşittir 2x demesi demek ne demek? Eğim 2 demek. O zaman eğimi kullanacağım. Şuradaki uzunluklara B dersem, B dersem bir kenar 2B oldu. Bir kenara A diyeyim. Şurası A olsun. Burası da A, burası da A olsun. Ben burada tanjant alfayı kullanacağım. Çünkü eğim tanjant alfa dediğim şurası. Hadi bakalım tanjant alfayı kullanalım. Şurada bir dik üçgen oluşturabiliriz. Dik üçgen oluşturduktan sonra A A A toplam burası 3A yaptı. Hocam 2B burası. B burası B burası. Ya da burası 2B ya. 2B burada 2B burada toplamda 4B oldu. E o zaman burada tanjant alfa. Tanjant alfa dediğim 3A bölü 4B. O da 2'ye eşitti. A bölü B burada kalsın bakalım. Şöyle a bölü b burada kalsın. a bölü b neye eşit oluyor? 4 kere 2 8 bölü 3'e eşit olmuş oldu. a bölü b 8 bölü 3 yaptı. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden kısa kenar uzunluğunun uzun kenar uzunluğuna oranı. Kısa kenar uzunluğu yani a bölü 2b isteniyor. O zaman bunu 2'ye bölsem. a bölü 2b kaç yaptı arkadaşlar? 8 bölü 8 bölü 6 yaptı. Şunu 2'ye bölsem bunu da 2'ye bölsem. Bu da 4 bölü 3 mi yaptı? Evet 4 bölü 3 yaptı. Cevapta 4 bölü 3 yok. Niye 3 bölü 4 var? Çünkü niye? Kısa kenarın uzun kenarı oranı istenildi ya. Biz 4 bölü 3 bulduk. Bu aslında o zaman A dediğimiz bak 4. 2B dediğimiz 3 oldu. Yani A 2B'den daha büyük. Biz burada büyüğün küçüğü oranını bulduk. Bizden ne isteniyor? Küçüğün büyüğü oranı isteniyor. Şekille, şeklen hatalı olsa da yani uzun kenarın ne olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman tam tersi olacak. 4 bölü 3 değil de 3 bölü 4 olmak zorunda arkadaşlar. Evet 5. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 6. soruya. Dik koordinat düzlemin birinci bölgesinde bir kenarı x eksen üzerinde olan bir karenin y eşittir 2x bölü 5 doğrusu üzerinde kesmektedir. Köşegenleri. Hm, tamam. Şimdi analitik düzlemi çizeceğiz arkadaşlar. Analitik düzlemi çizip ona göre yorumlayacağım. Bir ne doğrumuz varmış? Y eşittir 2x bölü 5x. Yani y eşittir bu eğimi 1 olan doğru. Eğimi daha küçük olan bir doğruyu bulmak için biraz daha şöyle olacak değil mi arkadaşlar? Evet doğrumuz bu. Hani birden daha küçük ya 2 ondan dolayı. Evet bu doğru üzerindeymiş karenin köşegeni. Ee, birinci bölgesinde bir kenarı x eksen dik koordinat düzleminin birinci bölgesinde bir kenarı x eksen üzerinde olan bir karenin. Evet karemiz olacak bir kenarı x eksen üzerinde olacak. Karemiz o zaman şu şekilde bir şey arkadaşlar. Şöyle. Evet köşegenlerin kesim noktası da yani tam ağırlık merkezinde burasıymış. Bu da y eşittir 2x bölü 5 doğrusuymuş. Y eşittir 2x bölü 5 doğrusuymuş. Yazdık bakalım bunu. Karenin orijine en yakın noktasının orijine olan uzaklığı. Evet karenin orijine en yakın noktası burası değil mi? Evet orijine olan uzaklığı kaç birimmiş? 3 birimmiş burası. Karenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız? Burayı yorumlayacağız arkadaşlar. Bunun eğimine Eğim dediğim 2 bölü 5 tanjant alfa 2 bölü 5 olacak. Peki. Bu 2 bölü 5'i yorumlamalıyız biz şimdi. Bu 2 bölü 5'i nasıl yorumlayacağız? Şuradaki karenin ağırlık merkezi olmasını da kullanmam lazım. <laughs> karenin ağırlık merkezini kullanalım. Şu ağırlık merkezinden şöyle dik çizince iki eş parçaya bölüyor mu? Daha hani şöyle karede. Tam böyle ya köşegenlerin kesim noktası ya da şöyle dikleri çizdiğiniz daha Şu 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 şu, şu. eşit olmuyor muydu? Evet. Mecburu böyle kullanacağız herhalde. Şurada dik üçgen var ama. tanjant tayfa burada 2 bölü 3 işime yaramaz diye düşündüm. O yüzden buradan dik çizdim açıkçası. O zaman şurası a ise burası daha burası daha olmaz mı? Olur karenin bir kenarı 2 a yapar. E burada a bölü tanjant alfa'ya bak. Tanjant alfa a bölü 3 artı a. Neye eşitmiş? 2 bölü 5'e eşit olmak zorunda. E buradan işler dişler yapınca 5 a eşittir 6 artı 2 a'dan 3 a eşittir. Alttan a'yı kaç buluruz? 2 buluruz. Çok güzel. Karenin alanı a2 ise karenin bir kenarı kaç yaptı? 4 yaptı. Karenin alanını da kaç yapacaktır o zaman arkadaşım? Yani 4'ün karesi. O da kaç yapar? 16 yapar. Güzel bir soru arkadaşlar. Evet. Böylelikle 6. soru Denizli çıktı mı? Çıktı. Evet geldik 7. soruya. Bu eşkenar üçgen olarak verilmiş. Hemen eşkenar üçgeni kullanayım. 60, 60, 60. Sonra D doğrusu verilmiş. X burada her şeyi bulabiliriz aslında. Eğim de belli falan filan bir şeyler yapabiliriz ama. X yerine 0 yazsam. Y'si kaç yaptı? Y'si 2 kök 3 yaptı. Y'si 2 kök 3'e hemen şuraya yazayım. Sonra Y yerine 0 yazsam. X ne yapıyor? 6 yapıyor. X de burası 6 oldu. Bak güzel bir şey çıktı. Pisagor yaparsam burası da 4 kök 3 çıkacak. Burada ne çıktı? Özel bir üçgen çıktı. Ya da eğimden de gidebilirsin. Bunun eğimi eksi kök 3 bölü 3'ten yani 1 bölü kök 3 yaptı. 30 derece diyebilirsin. Ya da hocam 2 kök 3'ün kök 3 katı ya da 30'un karşısı yani 2 kök 4 kök 3 var. 90'ın karşısı 4 kök hangi açının karşısı 2 30'un. Burası 30 çıktı. E 2 iç açı 1 dış açıdan burası da 30 oldu mu? Oldu. Hatta ben şuraya bir A dersem burası da A, ikiz kenardan dolayı burası da 2A A eşittir 6 ise A'yı buradan 3 bulurum. Üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. A3 ise A kare kök 3 bölü 4 üçgenin alanıdır kardeşim. O da 9 kök 3 bölü 4 çıkar. Yani cevap böylelikle denizli oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Eksi 2'ye 7 noktası verilmiş. Hocam burası o zaman 2 birimdir. Burası da kaç birimdir? 7 birimdir. Şekildeki analitik düzlemde y eksenini 2 eşit parçaya böldü. y eksenini 2 eşit parçaya böldü dörtgen. 2 eşit parçaya bölmesi için o zaman burası da 2 olacak. Yani Dikdörtgenin bir kenarı 4 bir kenarı da kaç çıktı o zaman 7. Hocam burası 4 burası da 7 birim olduğunu söyleyebiliriz. S noktasının koordinatları toplamı isteniyor bizden. S'ye bak bakalım. Kaç birim sağda? 9 birim sağda. Kaç birim yukarıda? 4 birim yukarıda. Bizden 9 artı 4 isteniyor. O da kaç yapar? 13 yapar. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu 8. soruda. Ve böylelikle 9. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 10. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.